Ben Batı'daki gözlemlerim şu. Tek tip homojen bir yapı yok. Monoblok bir yapı yok. Bir, 1960'ların Türkiye'sinden Batı'ya, Almanya'ya işçi olarak giden, orada dil sorunu çeken, kültür sorunu çeken ve dolayısıyla kimliği korumak için kendi içine büzüşenler için İslam koruyucu bir zırh, kimlik koruyucu unsurdur. Dolayısıyla onlar alabildiğine tekrar o buradaki geleneksel kodlarına sımsıkı yapışıyorlar. Yani diyelim ki 70 yaşında babamız var, onda hiçbir santim değişiklik yok. O öyle gidiyor. Bir tip böyle var. Fakat onların ikinci, üçüncü kuşak çocukları. Batı'daki üniversitelerde okumuşlar, şunlar bunlar. Onların İslam anlayışı, efendime söyleyeyim, Süleyman Ateş Hoca'nın cennet müminlerin tekelinde değildir klişesiyle az çok örtüşecek bir şeye benziyor. Dolayısıyla onlar kitapta yazan ve teoride kalanla pratikte olan arasındaki uzlaşmazlığı ve uyuşmazlığı görünce bunun uyuşturulabilir zemini nasıl olur? Böyle bir gerçekçi sadece bir İslam bu zeminde bu farklı dinlerin insanlarıyla nasıl yaşanabilirin yollarını arıyorlar. Çat kapı modernist yorumlara bakıyorlar. Tarihselciliği sorguluyorlar. Yani onlar zorunlu bir arayışın içindeler. Dolayısıyla ben bunun daha sağlıklı bir görüş olduğunu düşünüyorum. Yani böyle artık dünyanın dinlerinin, kültürlerinin gettolar halinde yaşama şansı kalmadı. Bir tıkla 140 karakterle dünyayı ayağa kaldırdığınız bir iletişim çağında böyle gettolar üzerinden dünyalar kurmak, tabir caizse Birleşmiş Milletler'in karşısında Küba ve Kuzey Kore gibi bir pozisyon almak. Kuzey Kore'yseniz tehdit olarak algılanırsınız. Küba'ysanız nostalji olarak algılanırsınız. Yani ya din olarak nostalji konusu olursunuz ya tehdit unsuru olursunuz. O zaman entegrasyon gerekiyor. Siz kalarak, asimile olmayarak bu kervanın içinde olmak zorundasınız.